Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle basit eşitsizlikler konusuna giriş yapacağız. Basit eşitsizliklerle ilgili özelliklere bakacağız önce. Video izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız, yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Gelin beraber gerçek sayılarda eşitsizlik özelliklerini beraber inceleyelim. Şimdi. Evet. A, B'den küçük ve B de C'den küçük ise, bakın ikisinde de B var, o zaman siz A, C'den küçüktür dersiniz. Mesela bakalım, 2, 3'ten küçük ve 3, 6'dan küçük ise, doğal olarak ikisinde de 3 olduğu için karşılaştırabilirsiniz. 2 kimden küçüktür? 6'dan küçüktür. Eksi 1, 4'ten küçük ve 4, 8'den küçük ise, eksi 1, ne dersiniz? Eksi 1 8'den küçük ya da 8 büyük eksi 1 dersiniz. Tamam? İşaretleri lütfen dikkat edin. Küçük büyük işaretleri. Karıştıranlar hala olabilir. Bakın ufak bir tüyo verelim. Eğer ben küçükle büyük işaretini karıştırıyorsam ne yapıyorduk? Soldan düz bir çizgi çekiyorsunuz. K olduğu için bu küçük demek. Soldan düz bir çizgi çekiyorsunuz. Bu B olduğu için büyük demin. Bunda utanılacak bir şey yok gençler. Ayırt edemeyenler hala karıştıranlar olabilir. Soldan düz çizgi çekiyorsunuz kısaca. Tamam mı? K oluyorsa küçük, B oluyorsa büyük demin. Bu kadar kolay aslında. Devam edelim. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılır ise eşitsizliğin yönü değişmez. Hemen bakalım. A küçük B ise bakın C eklenmiş. Hem sola hem sağa C eklenmiş. Eşitsizlik aynen küçükse küçük kalmış görüyorsunuz. Aynı şekilde A küçük B ise diyor. İki taraftan da C çıkarılmış. Eşitsizliğin yönü yine aynı. Biz bakalım. Eksi 4 birden küçük denilmiş. Eksi 2. Aslında şöyle diyebilirsiniz. Eksi 2 ile toplanmış eşitsizliğin her iki tarafı. Ne yapılmış? Eksi 2 ile toplanmış da diyebilirsiniz. Hani 2 çıkarılmış yerine. O zaman ne olur gençler? Sol taraf eksi 6 olur. Sağ taraf eksi 1 olur. Gördüğünüz gibi eksi 6 eksi 1'den daha küçük bir sayıdır. Evet. Bakalım. Pardon gençler. Eksi 3 eksi 2'den daha küçük. Her iki tarafa kök 2 eklenmiş. O zaman ne olacak yine? Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Tamam. Eğer kafası karışanlar varsa biliyorsunuz kök 1, kök 2, kök 3, kök 4 gidiyor böyle. Yani sağa doğru biliyorsunuz sayı doğrusunda sayılar artar. 1, 1 demekken kök 1, 1 demekken kök 4, 2 demek. Kök 2 birden büyük bir sayı. Hani kafası karışan nasıl küçük oluyor diyenler varsa 1,4 diyelim biz kök 2'nin değerine. Tamam mı? O zaman ne olur? Eksi 3 ile 1,4'ü toplarsam yani çıkarıyorum aslında. Bakın gördüğünüz gibi burası 2 olur. Eksi 1,6 yaptı sol taraf. Diğer tarafta eksi 2 ile yine 1,4'ü topluyorum. Bakın 6, 1 yaptı 0,6 ama eksi 0,6. Gördüğünüz gibi tabii ki eksi 1,6 eksi 0,6'dan daha küçüktür. Kafası karışan varsa eğer. Devam edelim. Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır veya bölünür ise eşitsizliğin yönü değişmez. Sayı pozitif olacak. Buna dikkat edin. Tamam mı? Bu çok önemli. Bakıyorum C sıfırdan büyük yani pozitif demek. A küçük B ise ben her iki tarafı C ile çarparsam A küçük B aradaki küçük işareti aynen durur. C sıfırdan büyük yine. A küçük B yine. Her iki tarafı da C'ye bölersem eşitsizlik aynı yönde durur. Yani küçükse küçük olur. Hemen bakıyoruz. 3 küçük 8. 4 ile çarpalım demiş her iki tarafı. 4 ile çarptığımız gibi gördüğünüz gibi 12'ye 32 yapar. Yani eşitsizliğin yönü kalır. Hani bakın bunu zaten normalde hemen hesap da edebilirsiniz. Sıkıntı yok ama köklü bir sayı var. Aşağıda gördüğünüz gibi. Bunu hesap etmek biraz zaman alabilir normalde.
Ama siz az önceki kuralı bilirseniz 3 küçük 8 ise ve her iki taraf aynı sayıya bölünmüş. Dikkat edin, kök 2 aynı sayıya bölünmesi lazım. Ve ayrıca sayının pozitif. Kök 2 de dikkat edelim, sıfırdan büyük bir sayı, pozitif bir sayı. O zaman aradaki küçük işareti aynen burada var. Yani tutup da az önceki gibi size gösterdim ya kök 2'li örneği. O tarz hesaplamanıza gerek yok. Çünkü çok uzun sürer. Devam edelim. Bakalım. Eşitsizliğin her iki tarafı da negatif bir sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Negatif sayı olacak. Negatif sayıyla çarpın ya da bölün, eşitsizlik kesin yön değiştirir. Bakalım. C sıfırdan küçük demek negatif demek. A küçük B'yi vermiş. Bakın her iki tarafı C ile çarptığı için, C de negatif olduğu için küçük de ne olmuş? Büyük. Küçük eşitse büyük eşit. Büyükse küçük. Tam tersi olacak. Yine bakın C sıfırdan küçük. A küçük B diyor. A bölü C, B bölü C. Ne yapmış gençler? Yani her iki tarafı negatif C sayısına bölerseniz eşitsizlik ne olacak? Bakın yön değiştirecek. Buraya dikkat edelim. Şimdi bakıyoruz. 4 6'dan daha küçük bir sayı. Her iki tarafı eksi 5 ile çarpalım diyor. O zaman ne olacak? Bu küçük işareti büyük işaretine dönüşecek. Bir kontrol edelim isterseniz. Burası eksi 20 olur. Burası eksi 30 olur. Tabii ki eksi 20 eksi 30'dan daha büyük bir sayı. Devam edelim. Gördüğünüz gibi eksi 3 bölü 2 negatif bir sayı. Gördüğünüz gibi 4 küçük 6 denildi. O zaman her iki tarafı negatif bir sayıya bölersek ne olacak? İşaret tersine dönüşecek. Devam edelim. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Bakın nasıl? A küçük B diyor ve C küçük D diyor. Aynı yöne baktıkları için ben normal toplamamı yapabilirim. Sıkıntı yok. Büyükse ikinciye bakın. A büyük B, C büyük D aynı yöne bakıyorlar. O zaman bu şekilde ifade edebilirim. Hemen bakıyoruz. 3 küçük 5. Burada size yazayım daha güzel görürsünüz. 2 küçük 4. Aynı yöne bakıyorlar. İkisi de küçük işareti daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. O zaman ne yapabiliyormuşum? Burası 5, burası 9. 5 küçük 9 yazabilirim. Yine ikinci örneğimize bakalım. Eksi 1, eksi 3'ten daha büyük. 3 de 1'den daha büyük. Taraf tarafa toplayabilirim. Çünkü ikisi de büyük işareti. Topluyorum hemen. Burası 2 yaptı. Burası da ne yaptı? Eksi 2. Gördüğünüz gibi yine aynı yönde olmak şartıyla cevabım sağlanıyor. Sıkıntı yok. Devam edelim. Evet. A, B, C'de birer pozitif gerçek sayı olmak üzere eşitsizlikler taraf tarafa çarpılabilir. Bakıyoruz. A küçük B, C küçük D denilmiş. Taraf tarafa çarparsak ne olur? Bu kadar. Aynı şekilde A büyük B, C büyük D ise ve taraf tarafa çarpalım biz eşitsizlikleri. Bu sefer de işaretimiz büyük işaret olacak. Hemen bakalım. 3 küçük 7, 4 küçük 5. Taraf tarafa çarparsak ne olacak? 12 küçük 35 yapar. Devam edelim. Bakın, şimdi burada küçük işareti var, burada büyük işareti var. Bu sefer eşitsizliklerin yönü aynı değil. Ama ben aynı yapabilirim. Nasıl? 5 büyük 4 demekle 4 küçük 5 demek aynı şey değil mi? Bakın eşitsizliklerin yönü farklıysa bu haliyle çarpamazsınız. Biri küçük biri büyükken çarpamazsınız. Ya ikisini de büyük yapacaksınız ya ikisini de küçük yapacaksınız. Ben ikisini de küçük haline getirdim. Taraf tarafı çarpıyorum. Gördüğünüz gibi bakın ne oldu? 8 küçük 15 elde ettik. Bu da önemli bir detay. Devam edelim. A çarpı B sıfırdan büyük ne demek? A ile B, eğer A çarpı B sıfırdan büyükse ya ikisi de aynı anda pozitiftir
Ya ikisi de aynı anda negatiftir. İki ihtimal var. Diyor ki sıfırdan büyük, yani A çarpı B sıfırdan büyük. Mesela ne olabilir? 2'ye 3 olabilirler mi? Olabilir. O zaman diyor ki 1 bölü A, yani 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten daha büyük. Gerçekten öyle mi bakalım? Payda eşitleyelim. Gördüğünüz gibi bakın 3 bölü 6, 2 bölü 6'dan daha büyük oluyor. Diğer kuralımıza bakalım. Bu sefer A, B'den daha büyük olsun diyor. Nasıl olsun? A, B'den daha büyük olsun. Buraya şey yapalım. Bu sefer 3'e 2 diyelim. Aynı mantık. 1 bölü 3 küçük 1 bölü 2 mi oluyor? Bakalım. Payda eşitliyorum. Gördüğünüz gibi ne çıkar? 2 bölü 6, 3 bölü 6. Aynı şey aslında. Tamam. Hemen bakıyoruz. Bakın. İki tane sayının çarpımı sıfırdan büyük ise, A küçük B ise 1 bölü 3, 1 bölü 4'ten daha ne çıkacak? Büyük çıkacak. İsteyen teyit etsin, payda eşitlesin yani. Görüyoruz ki 4 bölü 12 tabii ki 3 bölü 12'den daha büyük. Aşağıdakine bakayım. Eksi 3, eksi 6 da daha mı büyük? Evet, daha büyük bir sayı. O zaman gençler ne yaparız? Rasyonel hale getirdiğinizde bakalım ne çıkacak burası. Eksi 2 ile, pardon, normal 2 ile eşitleyeyim burayı. Burası 2 bölü eksi 6, yani eksi 2 bölü 6. Burası da eksi 1 bölü 6 mı yapar? Gördüğünüz gibi bu sayı diğerinden daha ne çıktı? Küçük çıktı. Negatiflerde sıralama biliyorsunuz tam tersi. Tamam? Devam edelim. Evet. Bu da güzel bir özellik. Sayımız 0 ile 1 arasında bir sayı. Demek ki rasyonel. Tamam mı? Rasyonel bir sayı. X üzeri n x'ten daha küçüktür. Mesela x 1 bölü 2 olsun mu? Şu özellik için. 1 bölü 2 üzeri x 1 bölü 2 olsun. 2 diyelim. 1 bölü 2'den daha mı küçük? Hemen kontrol edelim. 1 bölü 4, 1 bölü 2'den daha küçük mü bakalım. Gördüğünüz gibi burası 1 bölü 4 yaparken yine burası 2 bölü 4 doğru çıkıyor. Yine sayımız diyor ki bu sefer eğer bir sayının karesi kendinden küçükse, ki biz onu az önce gösterdik, karesi kendinden küçük burada, sayı kesinlikle 0 ile 1 arasında. Bunları iyi öğrenmeniz lazım. Eğer bakın düşünün normal sayıların mesela 2 ile 3. Mesela 2'nin karesi 4. 4 2'den küçük mü? Hayır. Eğer bir sayının karesi kendinden küçükse sayı rasyonel çıkacak. Tamam. Bu sefer de diyor ki diğer alt özellikte x x kareden küçük. O zaman sayınız gençler nasıl olabilir? X x kareden küçükse sıfırdan küçük bir sayı olabilir. Bakalım mesela. X eksi 1 bölü 2 olsun. Karesine bakıyorum. 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi sayım karesinden daha küçük. Sıfırdan küçük ya da sıfırdan büyük olabilir diyor. Pardon, birden büyük olabilir diyor. Sıfırdan küçük olduğunu anlamışızdır. Sıkıntı yok. Birden büyük diyor. Bakalım birden büyük bir sayı seçtiğimizde. Mesela 3 seçelim. 3 birden büyük bir sayı. 3 9'dan gerçekten zaten ne? Küçük. O kısmında sorun yok. Şimdi aşağıdakilere bakalım. 1 bölü 3 0 ile 1 arasında bir sayı. 1 bölü 3 sayısı gençler 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 3'ten daha küçük değil mi? Bakın oraya yapalım. 1'in kübü 1 ve 3 yazıyorum pardon. 1'in kübü 1 3'ün kübü 27 diğer de 1 bölü 3. Payda eşitleyin. Gördüğünüz gibi 1 bölü 27'ye 9 bölü 27 gerçekten de 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 3'ten daha küçük çıktı. Negatif bir sayım var. Negatif bir sayım var. Hemen karesini alayım. 1 bölü 16 yapar. 1 bölü 16 tabii ki karesini aldığım için diğer tarafta negatif olduğu için 1 bölü 16 neyden büyük çıktı? Eksi 1 bölü 4'ten daha büyük çıkar. Evet. Bu özellikleri iyi bilmeniz gerekiyor gençler. Şimdi basit eşitsizliklerin çözümündeyiz.
Gelin beraber bakalım. Pardon. Kalemimizi alacağız. A, B eleman reel sayı ve A kesinlikle sıfır olmayacak. Olmak üzere. AX artı B sıfırdan büyük. AX artı B sıfırdan küçük. AX artı B sıfırdan büyük eşit. Ve AX artı B sıfırdan küçük eşit. Şeklindeki ifadeleri birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikler denir. Eşitsizliğin doğru olmasını sağlayan değerler kümesine çözüm kümesi denir. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenir veya çıkarılır ise eşitsizliğin yönü değişmez. Bunu zaten az önce gördük. Bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir gerçek sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yönü de değişmez. Bunu da az önce ne yapmıştık? Görmüştük. Pozitif sayıyla çarpmak ya da bölmek eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Şimdi biz örnek sorumuza bakalım. Şimdi gençler, biri rasyonel, biri de normal bir ifade. Ben o zaman ne yapacağım bakın. Böyle yazıyor ya. Her iki tarafı 3 ile çarpacağım. Çünkü bu rasyonellikten kurtulmak istiyorum. Yalnız sağ tarafı 3 ile çarparken parantez içine almayı unutmayınız. Çarptım. Burası 4x artı 5 yaptı. Dağıtalım. Burası 3x eksi 6 yaptı. 4x solda kalsın. 3x de yana gitsin. Denklem çözer gibi. Fakat burada eşittir işareti yok. Ona dikkat edin, tamam. Eksi 6 var sağda. 5 de sağa geçsin. Eksi 5 diye geçer. X küçük eksi 11 mi oldu? Çözüm kümesini istiyor bizden gençler. Yani sizin x'iniz eksi sonsuzdan eksi 11'e kadar, yalnız eksi 11 dahil değil. Çünkü küçük. Küçük eşit olsa köşeli parantez kullanırdım. Bu eşitsizlik konusunda parantezler çok önemli. Eksi sonsuz ve artı sonsuzun olduğu her yerde bu açık parantez kullanılır. Bu parantez. Küçük eşit, büyük eşitin olduğu her yerde de köşeli parantez kullanılır. Küçük büyükte de normal açık parantez kullanılır. Tamam. Bunlar çok çok önemli. Bu bizim zaten çözümlü örneğimiz idi. Şimdi sorularımıza bakalım. X gerçek sayı olmak üzere 2x artı 1 küçük eşit 13 eşitsizliğin çözüm kümesini bulun. Normal denklem çözer gibi bakın. 2x kalacak. Araya küçük eşit koyacağım. 13. 1 sağa geçerse eksi 1. 2x küçük eşit 12. Her iki tarafı 2'ye bölün. Çözüm kümesini yazmam lazım. Sizin x'iniz 6'dan küçük bütün gerçek sayılar. Reel sayılar. Eksi sonsuzla 6 arası ve 6 dahil olduğu için burası köşeli parantez olmak zorunda. Devam edelim. Burada bakın x doğal sayı diyor. Bu da önemli. Şimdi çözüyorum normal. 3x diyorum. 4 var. Eksi 5 karşıya geçsin. Artı 5. 3x küçük eşit 9. Her tarafı 3'e bölüyorum. Şimdi x'iniz 3'e eşit ve 3'ten küçük sayılar ama doğal sayılar. Çözüm kümesini yazıyorum. 0, 3'ten küçük bir sayı. Doğal sayı. 1 de öyle, 2 de öyle. Ve en son 3'e eşit olacak. Niye burada bir aralık kalmadık? Çünkü doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi bildiğiniz normal sayılar. Köklü değil, rasyonel değil, değil mi? Bu aradaki sayıları almıyoruz. Sadece 0, 1, 2, 3 sayılarını alırız. Buna dikkat etmemiz gerekir. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Şimdi 2x solda kalsın. 11 var. 5 sağa geçsin. 2x küçük 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Şimdi eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı diyor. Şimdi gençler burada x reel sayı falan dememiş ama reel sayı yani olarak alacağız. Çünkü doğal sayı, reel sayı, tam sayı belirtmiyor. Eksi sonsuzla 3 arasındaki bütün sayılar x değerini alabilir. Fakat bana öyle bir sayı seç gidiyor. En büyük tam sayı olsun. 3'ten küçük olan en büyük tam sayı kaç? 2. Normalde 3'ten küçük bir sürü tam sayı var. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi sonsuza kadar bir sürü tam sayı var ama içlerinde bana en büyüğünü bul diyor. O da 2'dir. Devam edelim. Şimdi bakalım. Gerçek sayı diyor x için. Dağıtalım. 3x
6 büyük 2x eksi 2. 3x burada kalsın. 2x de yanına geçsin. Büyük şartını unutmayın. Eksi 2 var sağda. 6 da sağa geçsin. X büyük eksi 8. Bunu düzeltelim, düzenleyelim. Eksi 8 küçük x ile bu ifade birbirinin nesi? Aynısı. Çözüm kümesini istiyor. Ben böyle bırakamam. Eğer bir test çözüyorsaydım böyle bir seçenek olmayacaktı. Eksi 8'den başlar sizin x'iniz. Yani eksi 8'den başlar dediğim dahil değil, pardon. Eksi 8 ile sonsuz arasındaki bütün tam sayılar x olabilir. Tamam. Devam edelim. Evet, bakalım. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir gerçek sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik kesitle yön değiştirir. Negatif olursa çarptığınız ya da böldüğünüz sayı, eşitsizlik küçükse büyük, büyükse küçük olur. Sorumuza bakalım. X bir gerçek sayı. Eşitsizliği vermiş, çözüm kümesini soruyor. Hemen yapalım. Küçük eşiti bakın yazdım. X var sağda. Eksi 2x de sağa geçsin. 6 var solda. 3 de sola geçsin. 3 küçük eşit 3x. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Çözüm kümemiz 1 dahil. Çünkü küçük eşit yazıyor. 1 ile sonsuz arasındaki bütün sayılar olur. Devam edelim. Zaten bu da çözüm sorumuzdu. Şimdi bakın ne yapacağız? X bir gerçek sayı. X bölü eksi 2 küçük 3 diyor. Ben şimdi bu paydadaki eksi 2'den kurtulmak istiyorum. Tamam mı? Önce bir yazayım. Her iki tarafı eksi 2 ile çarpacağım. Tamam mı? Eksi 2 ile çarptım ya. Artık bu küçük işareti ne olacak? Gençler, küçük işareti çözerken büyük işaretine dönüşecek. Hadi çözelim. Eksi 2'ler gitti. X büyük eksi 6. Bunu düzenleyelim dedim. Eksi 6 küçükle aynı ifade bu. Hemen yapıyorum. Eksi 6 dahil değil. Eksi 6 sonsuz arasındaki bütün sayılar bizim çözüm kümemize yer alır. Bu işi sizin yönünü değiştirmeyi unutmayın. Negatif sayıyla çarpar ya da bölersek. Devam edelim. Şimdi x gerçek sayı, eşitsizliğin çözüm kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimini çiziniz. Bakalım. Ben eksiyle uğraşmak istemediğim için 3x'i, eksi 3x'i karşıya attım. 1 var. 16'yı sola attım. Eksi 16. 1 eksi 16 15 demek. Her iki tarafı 3'e böleceğim. Sayı doğrusu üstünde gösterin diyor. Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Şöyle. Şimdi eksi 5 ve sonsuz arasındaki artı sonsuz arasındaki bütün sayılar x olabilir. Eksi 5'in niye böyle dairesini tam taramadım? Çünkü burası açık aralık. Eğer küçük eşit olsaydı bu noktanın içinde ne yapacaktım? Tarayacaktım. Ama bu nokta boş kalmak zorunda. Küçük işareti olduğu için. Eğer küçük eşit olsaydı biz o noktanın içinde ne yapardık? Tarardık. Tamam mı? Buna çok dikkat etmeliyiz. Devam edelim. Bakın yine sayı doğrusunun üstünde gösterdiğinden bir soru. Hemen bakalım. Bir de x negatifmiş. Bakıyorum eksi 2x. Dağıtıyorum burayı. Eksi 6 küçük eşit 8. Eksi 2x küçük eşit 8 artı 6. Eksi 2x küçük eşit 14. Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğim. Negatif sayıya böldüğüm için her iki tarafı ne olacak? Küçük eşit artık büyük eşit olacak. Şöyle diyelim. 14'ü de eksi 2'ye böldüğümüz için ne olacak? Eksi 7 yapacak. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. İsterseniz şunu da dönüştürebilirsiniz. Eksi 7 küçük eşit x ile bu ifade birbirinin aynısı. Eksi 7 var. Ve sonsuz arası. Ve eksi 7 ne olacak? Tam
kapalı olacak. Çünkü bu kapalı aralık. Tamam. Buna dikkat etmeniz lazım. Devam edelim. Yalnız x negatif bir gerçek sayı diyor. O zaman kime kadar olacak? Eksi 7 ile sonsuz arası olur mu? Hayır, olmaz. Negatif dediğini unuttum ya. Negatif diyorsa kime kadar olacak gençler? Şurasını biraz silelim. Negatif diyorsa çözüm kümemiz sıfıra kadar olacak. Yani eksi 7 ile x kaç arasında olur? Sıfır dahil olmaz. Sıfır çünkü negatif değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ben eğer sonsuz yapsaydım, burada 1 bölü 2'ler var, 1 var, 2 var. O zaman x negatif olmazdı. O yüzden sıfıra kadar diye sınırlandırmak zorunda kaldım. Tamam. Bu kısmı da önemli. Şimdi bu soruya bakalım. Payda eşit diyelim önce. 3 ile çarpıyorum şuraya bakın. Pratikçe 3 kere 1 diye. Buraya da bakıyorum. X diyorum. 2 kere 4'ten 8. Şimdi 6 ile çarpayım her iki tarafı. Bu paydalardan kurtulayım. 6 ile çarpacağım eşitsizlik yönü değiştirir mi o zaman? Hayır. Artı olduğu için, 6 sıfırdan büyük bir sayı olduğu için eşitsizliğiniz küçük eşit olarak kalacak şu an. Hemen çarpınca burası 2 yaptı. Burası da 3 yaptı. Dağıtacağız bunları, unutmayın. 2x artı 6 küçük eşit 3x artı 24. Dağıtmayı unutmayın. 3x var sağda. 2x de yanına geçsin. Burada 6 var. 24 de sola geçsin. Burası da ne yaptı? Evet. Eksi 18. Ne oldu? Şuraya da yazalım. Eksi 18 küçük eşit x. Bu eşitsizliği sağlamayan en büyük tam sayı ne? Sizin x'iniz eksi 18 ile sonsuz arasında bütün sayılar, artı sonsuz arasındaki bütün sayılar. Eksi 19 bu eşitsizliği ne yapmaz? Sağlamayan sayılar içinde en büyüğü. Bakın sayı doğrusu üstünde de gösterelim isterseniz. Şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizde bizim x'imiz eksi 18 dahil sonsuza kadar, artı sonsuza kadar giden bütün sayılar. Fakat sağlamayan sayılar ne? Tam sayılar. Pardon, eksi 18 yazmamışım. Eksi 19, eksi 20, eksi 21. Eksi sonsuza kadar gidiyor sağlamayan sayılar, değil mi burası? Ve bunların içinde en büyüğü kaç? Eksi 19. Gençler, buraya kadar beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.